İsrail oğulları Firavun'dan kurtulmuş idi değil mi? Demek ki dışarındaki Firavun'dan kurtulmak yetmiyor. İçinizdeki Firavun'dan kurtulmaktır asıl. Aslında onu gösteriyor Rabbimiz. Hem İsrailoğullarına onu gösteriyor, hem Musa ve Harun aleyhisselama onu gösteriyor. Bakın, Firavun'dan kurtulmak işi bitirmiyor. Çok istediniz, çok arzu ettiniz, kurtuldunuz. Ne oldu? Aslında Firavun'unuzu içinizde taşıyorsunuz. Bakınız, Hator'dan kurtuldunuz, Apis'ten kurtuldunuz. Hator inek tanrısı, Apis öküz tanrısı, affedersiniz. Mısır'ın. Bunlardan kurtuldunuz. Ama ne yaptınız? İneğin yavrusunu tanrı edindiniz. Buzağıyı. Anasından kurtuldunuz, danasını içinizde getirdiniz. Siz yaptınız. Demek ki putunuzu içinizde taşıyorsanız dışınızdaki putlardan kurtulmuş olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Onun için işte orada Hazreti Musa bunu söyledi. Etuhlikuna bima fe'ale sufahâ'u minna. Allah'ım, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri de helak eder misin? İçimizdeki sefihler, beyinsizler. Sefih aslında aklını kullanmayandır. Yani Kur'an'da aklımızı kullanmamız emrediliyor ya. İşte kullanmadığımız zaman sefih oluyoruz. Ona, o duruma sefih diyor Kur'an. Dolayısıyla sefahet aklını kullanmama hastalığıdır. İşte içimizdeki sefihler yüzünden, beyinsizler yüzünden, ahmaklar yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye soran Hazreti Musa'nın bu çığlığı ebedileştiriliyor Kur'an vahyinde. Neden? Zira bu olayın benzerleri kıyamete kadar vuku bulacak da ondan. Bu olay ve benzerleri gerçekleştiğinde içimizden birilerinin çıkıp etuhlikuna bima feale sufahâ'u minna. Allah'ım, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin diye haykıran birileri çıksın, bununla beyinsizliğe savaş açsın, beyinsizleşenleri akletmeye davet etsin ve sefihlerin, toplumun aklını ele geçirmesine izin vermesin.